Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve selam ala seyyidina muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Dostlar şimdiki anlatacağım ders e, Çok çok önemli bir ders Bu yüzden buraya kulağınızı verin Bu dersi iyice yapın Çünkü üst kitaplarda hep karşınıza çıkacak meseleler Bu e, Söyleyeceğim konuda geçiyor e, Burayı güzellikle anlarsanız İnşallah diğer kitaplara geçtiğinizde de Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı Sanmıyorum Bakalım inşallah. Ee, evet. Şimdi dostlar Nasirun zaten ilk dersleri verdiğimizde hani ilk konulara baktığımızda yan soru Nasran Nasır'ın konusunu işlemiştik. Orada baya bir bilgi vermiştik. Buradan biraz üstünden geçeceğim ama yazdığım notlarda baya şeyler yazdım. Şu an e, oraya da geçeceğiz inşallah. Nasır'ın ismi faildir dostlar. Nasır'ın ismi faildir. Peki ismi neyden yapılır demiştik? Fiili mudari binayı malumdan yapılır diye. Değil mi? Hani bunu söylemiştik. İsmi fail neyden yapılıyor? Fiili mudari binayı malumdan yapılıyor. Şöyle diyelim dostlar. Şimdi bu yan nasarayı nasirunu pardon neyden yapacağız? Yansurudan yapacağız değil mi? Yansurudan yapacağız. Nasıl yansurudan yapacağız? İlk önce diyorduk ki ya'yı attık. Bu neydi? Harfi mudarat yani mudari harfini attık buradan çünkü biz ne yapacağız? Biz ismi faal yapacağız. Ne kaldı? Ondan sonra şey kaldı. Şöyle kaldı değil mi? Hmm soru. Yani sakinle bir harf oldu. E, sakinle başlamak caiz caiz değil, değil mi? Sakinle başlamak caiz olmadığı için biz hani bir elif getiriyorduk. O elife ne elif diyorduk? Elifi faaliyet. Faaliyet elifi getireceğim buraya. Değil mi? na sur oldu. Şimdi bu elifi neydi? Elifi failiyet. Yani ismi fail alametiydi bu da. Na sur oldu. E biz demiştik 3 harfli fiillerde genelde genelde diyorum bak dikkat edin. Genelde e, ismi fail ne vezni üzerine gelirdi? Failun vezni üzerine gelirdi. Bu yüzden bunu ne yaptınız? Na sirun. Tamam mı dostlar? Bu böyle olur e, ee, ismi falin mesela bu müfret olandır. Peki tesnisi mesela nasi rani neden yapılıyor? Yensu rani'den yapılıyor. Nasi rune yensu rune'den yapılıyor. Anladınız mı dostlar? Yani müfret müfretten, tesni tesniden, ceme, cemeh cemahten yapılıyor. Unutmayın hiçbir zaman. Evet dostlar. Devam edelim. Şimdi gelelim buraya. Nas, nasirun. İsmi faildir. Yani ismi faal neydi? Hani yapı, hades, bir eylem vardı ortada, bir iş vardı. Mesela ben yazıyorum değil mi? Yazmak işine Arapça'da ne, ne denir? Kitabet denilir değil mi? Kitabet ya yazmak denilir. İşte ben yazıyorsam şu an benim adım ne olur bu sefer? Katip olur. Anladınız mı? İşte ismi faal de şudur. Yani o işi yapanın ismi. Mesela yazanın ismi katip, yardım edenin ismi nasır, dövenin ismi darip, bilen bir kimsenin adı alim diye söylersiniz. İşte Nasır'ın ismi faildir. Müfrettir. Peki müfrettik alameti nedir? Söylemiştik size dostlar. Tesne alameti elif nun, cem alameti vav nunun gelmemesi. Bak gelmemesidir. Değil mi? İşte müfret nedir peki? Hani demiştik ki bu soruyu iki türlü soru sorabilirsiniz. Müfret nedir sorusunun cevabı yani tek kişidir. iki kişi, üç kişi değildir. Peki müfret e, ee, alameti nedir diye sor size soru sorarlarsa tesni alameti elif nun cem alameti vav nunun gelmemesidir dostlar. Değil mi? Müzekkerdir. Müzekerlik alameti nedir? Bak burada hep diyorduk hani tay tenise sakine diyorduk değil mi? Taytenisi tenise sakine neydi dostlar? Şöyle bir taydı değil mi? Mesela ben ne se ret yazdığımdaki şuta, pardon şu ta tay tenis saki, sakineydi. Ta etenise sakine sakin ta bu fiillerde gelir. Bak bu demek ki fiillerde gelir. Uzun ve sakin olanı fiillerde geliyor. Harekeli olan ve şöyle yuvarlak olan ki buna, ta, buna ne diyorlar? Buna da tayi tenis diyorlar. Tayi tenisi ama buna ne diyorlar? Müteharrike. Yani harekeli ten müenneslik tası harekeli müenneslik tası. Bu ise sadece ve sadece isimlerde gelir. E ismi falde bir isim olduğundan ötürü sadece onda geliyor. Nereden geldi ben bu konuya? Şundan ötürü müzekerdir dedim değil mi dostlar? Şimdi müzeker. Müzeker nedir? Yani Erkektir bunu yapan kimse. Kadın değil. Ama müzekkerlik alameti nedir sorusunun cevabı. işte şu ta'nın ta'yı tenisi müteharrikenin harekeli olan ta'yı tenisi müteharrikenin gelmemesi. Bak gelmemesi müzekkerlik alameti. Manası yardım edici birer. Bak yardım edici. O yardım ettiğinden ötürü kendisine nedenmiş Yardım edici demiş dostlar. Nasirani İsmi faaldir. Tesni müzekkerdir. Tesnilik, tesnilik alameti nedir? Elif nundur. Müzekerlik alameti gene o gelmemesidir. Manası yardım edici iki erler. Nasi rune. Nasi rune. <laughs> Nasirune bu da ismi faaldir. Cemi müzekkerdir. Bak cemi müzekkerdir. E, cemi müzekkerlik alameti nedir? Pardon cemi alameti nedir? Vavnundur. Bak vavnundur. Müzekkerlik alameti nedir? Şu ta'nın gelmemesidir. Bak şu ta'nın gelmemesi müzekkerlik alameti. Cemi alameti nedir? Vavun, gel, e, vavun gelmesidir. Vavun gelmesidir. Ha şurada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Burada ne demiş Musannıf? Demiş ki Musahah, Cemi, Müzekeri, mus ismi Faal, Cemi, Müzekeri, Musahah demiş. Niye bunu söylemiş? Musahah nedir? İleriki hemen bir yanına baktığınız zaman ne diyor burada? İsmi Faal, Cemi, Müzekeri, Mükeser diyor dostlar. Dikkat ettiniz mi buraya? Buraya Mükeser diyor, buraya Musahah diyor. Şimdi hemen bunu hemen aklınıza koyacağım. Şöyle. Şimdi bak dostlar. Diyelim ben bir kalem aldım. Değil mi? Bu kalemi aldım. Değil mi? kalemi kırmasam, kırmasam sağlam kalsa buna sağlam musahah denilir. Yani kırılmamış. Ben bu kalemi alsam ortadan ikiye ayırsam bu kaleme ne denilir? Mükesser denilir. Bak kırılmış. E niye buna sağlam cemi anlamında musahah? Buna kırılmış anlamında mükesser demişler. Bunu söylüyoruz şimdi. Şimdi dostlar mesela bu nasiru nedir değil mi? Şimdi hangisi gayem musahah dedi? Şuna nasiru nedeki sigaya ne dedi? Cem-i müzekeri musahha. Zaten cem-i müzekeri anladık. Musahha'a takıldık. Niye öyle dedi? Çünkü bunun müfredi nedir dostlar? Nasi rundur değil mi? Şimdi bu cem edilirken yani vav cem edilirken müfredi herhangi bir değişikliğe uğramış mı? Nasi run, nasi rune aynı şey. Değil mi? Herhangi bir değişikliğe uğramadığından ötürü buna musahha yani sağlam kalmış. Ne yapıldığı zaman? Cem'e yapıldığı zaman. Biraz çirkin yazıyorum. Kusura bakmayın. Normalde yazım böyle değildir ama idare edin. Şimdi Musahhat dedik değil mi? Evet. Niçin? Çünkü dedi ki cema yapıldığı zaman bu siga bu siğa cema yapıldığı zaman müfredi değişmiyor. Müfredinde herhangi bir değişiklik yapmıyorsun. Sadece onun üzerine alametleri getiriyorsun. Wow, alametini getirdin mesela burada. Oldu mu dostlar? Bu tamam. Peki mükesser ne? Mükesser ise cema yapıldığı zaman müfredinden kırılıyor. Ne gibi? Mesela ben Nussar'ın örneğini verdim değil mi? Nus, E şimdi bu örnekle Allah aşkına. Nasirun nerede? Değil mi? Nusarun nerede? İkisi birbirinden kırılmış. Bu yüzden buna ne demişler? Mükesser. Yani Cem edildiği zaman ceme edildiği zaman değişen, kırılan aynı kalmayan anlamında buna mükesser demişler. Ee, anlatabildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden geçiyorum. Musahhahtır. Yani müfredin cem edildiği zaman herhangi bir değişikliğe uğramamış. Müfrede aynı. Bak dikkat ettiğimiz aynısıdır. Manası yardım edici cem Yani erkekler var orada o yardım ediciliği onlara cem Ya bu siyaga kullanılır onlara. Şimdi dostlar bakın. Şu siyaga, şu siga, şu siyaga, şu siga. Hepsinin manası aynıdır. Bak hepsi de ceme için kullanılır. Mesela hum nusarun. Onlar yardım edicidirler. Hum nusarun. Onlar yardım edicidirler. Hum nasiruna da diyebilirsiniz. Ya da entum nasiruna. Sizler yardım edicilersiniz. Sizler, sizler. Hepsine kullanabilirim. Sadece burada değişen bunların sigalarıdır. Hepsi aynı manayı ifade eder. Tamam mı dostlar? Şu, 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 şu. Üstünü çizdiklerim. Bunlar hepsi aynı manayı ifade eder. Sadece değişiklik sigalarındadır. İşte bunlar şuradaki yani şundan itibaren değil de şunlar Nusarun, Nusarun, Nasaratun bunlara mükesser denilir. Zaten bellidir mükesser olduğu. Çünkü müfredinden değişmişlerdir. Tamam mı? Şu mükesserdir, şu mükesserdir, şu mükesserdir, şu da musahhahtır. Tamam mı? İsmi faal cem mükesser manası yardım edici cemerler. Ve -va, Nusarun vav wow değildir. Bak vav wow, alakası yok. Vav wow, kendi sigası değil. Siga Nusarun'dur. Buradaki hani ve diyoruz ya ve o manayı ifade etmek içindir. Nasar ismi faaldir. Cem-i Manası yardım edici cemerler. Ve nasaratun. Buradaki vav da kelimenin aslından değil. Nasaratundur. Nasaratundaki o ismi faaldir. Cem-i zekâli Manası yardım edici Erler. Tamam bu hepsi aynı. Burayı anladık. Bundan sonra nasiretun. ismi faaldir. Müfrettir. Müfreddik alamet tesna alameti elif. Cem alameti vav e, elif tam. Bak bu sefer bununki değişti. Dikkat edin dostlar ne dedim. Müfrettik alameti elifin İsmi faalin müfredi müennes alameti nedir? Müfredlik alameti elif, tesnilik alameti elifin ve cem alameti elif ta'nın. Bak ne dedim burada dikkat ettiniz mi? Cem alameti elif ta'nın gelmemesi müfredlik alametidir. Yani müenneste bu böyledir. Müzekkerde vavdır gene ama müenneste müfredlik alameti tesni alameti olan elifin ve cem alameti olan elif ta'nın gelmemesidir dostlar. Neymiş? Gelmemesidir. Evet. Manası yardım edici bir avret, bir kadın. Nasiretan ismi fa'il tesniye müennes. Hem tesnik tesniye müenneslik alameti ta ve eliftir. Yani tesnik alameti ta, müenneslik alameti eliftir. Bu ta gene ta tenisi müteharrikedir. Şu ta da, şu ta da her ikisi ta tenisi müteharrikedir dostlar. Nasiratun. Bak nasiratun. Bunu çekmeniz lazım. İsmi faaldir. Cemi müennestir. Cem cemi müennestir. Cemalik ve müenneslik alameti nedir? Elif tadır. Bak hem cemalik hem müenneslik alameti elif tadır dostlar. Musahhahtır. İsmi faal cemi müennesi musahhah. Yani müfredinden kırılmamış. Çünkü müfredi nasiretundu. Değil mi? Ben bunu ne yaptım? E Üzerine nasir. Bak aynısıdır. Değil mi? Bu ta zaten kelimenin aslında olmadığı için değişmemiş ha. Yoksa değişmiş diyemezsiniz. Manası yardım edici cemavretler. Nawaser isminin falcə müənnəsin mükəssərdir. Bu da müfrədindən qırılmışdır. Çünki Nasiretun nərdə, Nawaser nərdə? Demə? Bunlar aynı şeyler değil. Bu yüzden buna mükesser denilmiş. Manası yardım edici cemauretler, kadınlar, her ikisi bak. Şununla şunun manası aynı. Değişen şey sigaları. Değişen şey sigaları. Dostlar bir de bu sigaya ne diyorlar biliyor musunuz? Bu sigaya sigaya müntaha-i cumuh diyorlar. Hatta üst kitaplarda cemi Mühendesi mükesser ibaresi olarak hiçbir yerde göremezsiniz. Her zaman bu sigaya sigaya müntaha-i cumuh diyorlar. Yani anlatacağım anlatacağım. Şimdilik kalsın. Bu siga ne diyorlarmış? Siga-i müntehai müntehel cumu. Siga-i müntehel cumu. Yani cemelerin kendisinin, ceme edilmenin kendisinde sonlandırıldığı siga. Şimdilik anlatacağım. Bu bir kalsın şimdi. Bunu da böyle bilin. Mensurun, bak dostlar ben size ne söyledim. Buradaki alametler var ya, Yani tesli alameti, elif nun, cem alameti, vav e, müfred müenneste tesne elif e, alameti, elifin cem elif tanın gelmemesi demiştim. Buradaki aynı şeyler hepsi bunun içine geçer. Herhangi bir fark yok. Mansurun ism ismeful neden yapılır demiştik. İsmeful fiil mudari binay, meçhuldan yapılır. Şöyle yun saru. Değil mi? Yun sarudan yapılıyor. Bu örnekte tabi. Ya'ya attım. Çünkü ismeful isme yapacağım. Ne kaldı? Saru kaldı. Sakinle başlamak caiz değil. Değil mi? Sakinle başlamak caiz olmadığından ötürü ben ne yaptım? İsmeful alameti mim getirdi. Ne oldu? Men saru oldu. Men saru. E, şu şu an aklınıza hemen bir şey gelmesi lazımdır. Men saru neydi? Ço Dersde e, çocuklar diyecektim az kalsın. Pardon. Özür dilerim. Men saru nedir? Men saru şeydir. İsmi zaman ismi mekan mastari, Mimi. Değil mi? Aynı hani okumuştuk ya. Hemen aç söyleyelim. Ha bak mensarun. Buradaki sigayla bir oldu. Yani buna iltibas diyorduk. Hani aynı bir şey. E, Arapçada iki şey aynı olursa onlara iltibas etti denilir. Bunlar iltibas oldu. E biz ne yaptık? O yüzden birbirinden ayrılsın diye. Bir orada bir vav wow da getirdik. Ne oldu? Mensurun. Tabi tenmini de getirdik. Mensurun oldu. Tamam mı dostlar? İşte bu ismeful böyle yapılıyor. Burayı anladık. Ki bunları çok üzerinde durmuyorum çünkü ilk anlattığım derslerde onları baya eee tafsilatlı bir şekilde anlatmıştım. Anlamayanlar bunları o ilk derslere müracaat edebilirler zaten. E, derslerin başlıkları altında şey yazmıştım. E, Mansur'un, Nasir'in falan adlarını yazmıştım. İsmi mefuldür. Müfredde Müfrettik alameti, tesnin alameti, elifnin, cem alameti, vavnunun gelmemesidir. Müzekerlik alameti, tayil tenisi, müteharrikenin gelmemesidir. Manası yardım olunan. Bak buraya olunmuş demeyin. Burası yardım olunan. Çünkü ismi faal geniş zamanlı bir fiildir. İsimdir daha doğrusu. Geniş zamanlı olduğundan ötürü ben olunmuş dersem geçmiş zaman sadece kastedilir. Ama olunan dediğim zaman her zaman kastedilebiliyor. Değil mi? Mensuran isim mefuldür. Tesnih müzekkerdir. Tesnihlik alameti eliftir. Müzekkerlik alameti şu tanın gelmemesi. Tayyip enisi Manası yardım olunan iki erler. E, ee, i̇smi meful mensurune. Bak mensurune. Her ikisi uzatılacak. İsim mefuldür. Cemil müzekker mümsahahtır. Çünkü müfredinden kırılmamıştır dostlar. Gördüğünüz gibi ben bunu çıkardığımda aynı bunun gibi oluyor değil mi? Manası yardım olunan cem erler. Mensuratun ismi mefuldür. Müfredi müennestir. Bak müfredi müennestir. Müenneslik alameti tadır. Teslimlik alameti, müfredlik alameti ise e, elifin gelmemesidir. E, teslim alameti elifin, cem alameti elif tanın gelmemesidir. Manası yardım olunan bir avret kadın. Mansuratani ismi mef'uldür, tesnidir, müennes'tir. Tesnik alameti elif, c müennesi alameti tanın gelmesidir. Manası yardım olunan iki avretler. Mansuratun ism meful cemi müennese musahha. Niye buna musahha diyoruz? Çünkü müfredinden kırılmamış, müfredinden değişmemiş. Müfredi bu ceme edildiği zaman herhangi bir değişikliğe uğramadığından ötürü ben buna ne diyorum? Musahha diyorum. Manası yardım olunan cem avretler. Menasır, menasır. Menasır ne diyorlar? Menasır isim mefuldür. Cem Zeker ama bak mükesser. Hemen. Menasır. Buna da ne diyorlar? Sigay müntehel cumu. Tamam mı dostlar? Buna da sigay müntehel cumu diyorlar. İsmi mefuldür. Cem zekardır. E, Cem manası yardım olunan cema öğretler. Bununla bunun manası aynıydı zaten. Herhangi bir değişiklik yok. Bunu da unutmayın. Evet dostlar, şimdiki anlatacağım şey ismi fal ve ismi mefhulün içinde bulunan zamirler nelerdir? Bunları anlatacağım. Hemen şemalı çizdim ki daha çok anlayabilirsiniz diye. Umarım e, güzel bir şekilde anlarsınız. Çünkü çok açıklamalı bir şekilde anlattım. Hemen aklınıza girecek. Şimdi dostlar, e, hani zamirleri öğrenmiştik değil mi? Zamirler nelerdi? Huve, <laughs> huma, hum. Hiye, huma, hunne. Ente, entuma, entum. Enti, entuma, entunne. Ana, nahnu. 14 tane siga, 14 tane zamir var Arapçada. Şimdi bunlar nedir? O erkek, o iki erkek, o erkekler. O kadın, o iki kadınlar, o kadınlar. Değil mi? Sen erkek, siz iki erkek, siz erkekler. Sen kadın, siz iki kadın, siz kadınlar. Ben, bir de si, biz. Ben, biz. Değil mi? Biz erkekler, biz kadınlar demiyoruz. Sadece ben, biz. Değil mi? Bu 14 siga var. Şimdi ben bunları ismi faalde nasıl kullanabilirim? Bunun dersini anlatmaya çalışacağız. Şimdi nasirun dediğiniz zaman dostlar ben burada 3 tane şey kullanabilirim. Huve nasirun diyebilirim. Ente nasirun diyebilirim. Ena nasirun diyebilirim. Niye? Çünkü huve o yardım edicidir. Ente sen yardım edicisin. Ena ben yardım edeceğim. Değil mi? 3 damir olabiliyor. Ama 3'ü birlikte kullanılmıyor. ha. Bak dikkat edin. Hani mesela zaten imkansız üçünün bir arada bir arada kullanılması. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir ibare geçti. Sen diyorsun ki ben ana pardon ana ben ne yazamadım ya? Ana na sirun zeyden. Ben Zeyd'e yardım edeceğim. Bak burada diyebilirsin. Şöyle de diyebilirsiniz. Ente nasirun amren. Sen amre yardım edicisin. Ya da şöyle diyebilirim. Huve o kişi nasirun yardım edicidir. Kime? Bekren. Bekire. Değil mi? Bak ne kadar kolay oldu mu? Bütün hepsi de böyle. Ama bunlar tesniyorlar şimdi. Huve o yardım edici. Ente Nasir sen yardım edici, ena ben yardım edici oluyor. Nasirani dediğim zaman bak huma o iki kişi, o iki erkek yardım edici. En tuma dediğin zaman siz iki erkek İki kişi yazmışım sığmadan dolayı erkek için kullanılıyor bunlar. İki erkek yardım edici. Nahnu biz, biz erkekler yardım edici olur burada. Tamam mı dostlar? Nasirune, nasirune. Bak buradaki nedir? Hum nasirune. Onlar, o erkekler yardım edicidir diyebilirsiniz. Entum nasiruna. Biz erkekler yardım edici, pardon siz erkekler yardım edicisiniz diyebilirsiniz. Nasir nahnu nasiruna diyebilirsiniz. Yani biz erkekler yardım edeceğiz diyebilirsiniz. bilirsiniz. Nusar, nusar, nasaratun bunlar cem-i müzekkeri musahah aynı damirleri taşır. Hani buna cem-i müzekkeri musahah diyorduk ya. Cem-i musahah diyorduk buna. İşte bu cem-i müennesi, cem-i cem-i müzekkeri de barındırdıkları damirler aynı bunun gibidir. Yani hum, hum nusarun, entum nusarun, nahnu nusarun, hum Nusarun, entum nusarun, nahnu nusarun. Hum nasaratun, entum nasaratun, nahnu nasaratun diyebilirsiniz. Nasiretun burada ise kadınlar için kullanılan bir sigadır. Şey Dolayısıyla ben bunu hiye kullanacağım. Yani hiye nasiretun, o kadın yardım edicidir. Enti nasiretun, yani sen kadın yardım edicisin. Ene nasiretun, ben kadın yardım edeceğim. Bak kadınlar için kullanılıyor bu tu hali olursa. Nasiretani huma o iki kadın yardım edicidir. Nasiretani en nasiretani o iki siz iki kadın yardım edicisiniz. Nahnu nasiretani biz kadınlar yardım edeceğiz. Nasiratun hunne yani hunne nasiratun diyebilirsiniz ki bu da şey olur. O kadınlar yardım edicidir. Entunne nasirune Nasiratun siz kadınlar yardım edicilersiniz. Nahnu nasiruna biz kadınlar yardım edeceğiz diyebilirsiniz. Nevasır sigasa barındırdığı damir aynı bunun gibidir. Oldu mu dostlar? Şöyle şu aynı barındırdığı damirler. Birisi sadece musahha, birisi mükeser. Bu siga da cemi müennesi musahha sigası aynı damirleri taşır. Şöyle ben şunu tam göstereyim. Belki bazılarınız fotoğrafını çeker. Ee, şöyle göstereyim biraz. Evet. Geçiyoruz. Şimdi burayı zaten çok üzerinde şey yapmayacağız. Şimdi e ben ismi faili anlattım. İsmi meful nasıl? İsmi meful de böyle mi? Evet. İsmi meful de aynısı. Yani mensurun dediğiniz zaman huve mensurun, ente mensurun, ana mensurun. Huma mensurani, entuma mensurani, nahnu mensurani. Hum mensuruna, entum mensuruna, nahnu mensuruna gibi. E, hiye mensuratun, enti mensuratun, ana mensuratun na nah huma na mansuratan antuma mansuratan nahnu mansuratan hunna mansuratu hu antunna mansuratu nahnu mansuratin hunna manasiru manasiru diyeceğim onda na antunna manasiru nahnu manasiru diyeceğim aynısı bak zaten burada söylemişim ismi mef'ulun içinde barındırdığı zamirler zamirler de tıpkı ismi failinki gibidir onun için siz kıyas edin. Kıyas ettim bile zaten. İsmi fal ve ismi mefulun alametleri dostlar. Burayı iyi dinleyin. Şimdi müzekkerlik alameti, tesne alameti elif ve cem alameti vavun gelmemesi. Bak gelmemesi. Tesne alameti elifin ve cem alameti vavun gelmemesi. Tesnilik alameti nedir peki? Hem müzekkerde hem de müenneste eliftir. Bak unutmayın. Yani hem müennes olanlarda hem müzekker olanlarda her ikisinde de elifin gelmesi tesni alametidir. Değil mi? Cemalik alameti müzekker de vavdur. İsmi meful için de geçerli bu. Müenneste ise elif ve ta'dır. Bak elif ta'dır. Şöyle bir elif ta gelmesi lazımdır. E, ee, müenneslik alameti ta'i te'nisi müteharrike. Yani şu vardı ya. Şu ta. Şu ta'nın gelmesidir. Müenneslik alameti ta'i te'nisi harekeli olan müenneslik ta'sının gelmesidir. Örneğin şu ta. E, ee, tesni müennes alameti tesniye bak tesniye müennes yani hem müennestir hem tesniyedir. Ta tenis ve ile yani şu ta ile birlikte elifin gelmesidir. Tamam mı dostlar? Ben bir şey unutmuşum sanki burada ya. Ha. Yok unutmamışım aslında da siz kıyas bazlarınız belki e, atlayabilir. Müennes'te ise bak müenneslerde cemalik alameti elif tadır. Şöyle. Tam zaten burada belirtmişim de aslında yani tam söylemiş de. bak cemaleti müzekerede var münnette mühennet, az söylemişim zaten tamam dostlar tamam not navasır hani navasır vardı değil mi bu siga ne diyorduk biz siga imtai cuma diyorlardı bu siga her zaman Fevailu vezninde gelir. Bak bunda tenvin gelmez. Yanlış tenvinli okuyan bunu yanlış okur. Bunu tenvinli okuyan, bu sigayı da tenvinli okuyan yanlış okur. Bu sigaları tenvinli okumayın dostlar. İleride okuyacaksınız bunlara gayrı diyorlar. Yani tenvin ve e, e, tenvin ve kesreyi kendine kabul etmezler. Yani navasirinde diyemezsiniz bunlara. Navasiri de diyemezsiniz. Menasiri de diyemezsiniz. Menasiran, menasirun, menasirin de diyemezsiniz. Bunlar çünkü tenvin ve kesreyi kendine kabul etmiyor. Bu yüzden bunlara okurken navasirun demeyin. Navasiru deyin. Bu siga her zaman fevailu vezinde gelir. Ayrıca bu sigaya sigai müntehel cumuhta denilir. Evet. İlk harf fethalı. İlk harf fethalı. Ondan sonra vav wow, ve elif gelir. İlk harf fethalı değil mi? Ondan sonra vav wow, ve elif geliyor. Ee, sonra gelen harf meksurdur. Sonra bundan sonra gelen harf meksurdur. Gördüğünüz gibi meksurdur. Ayrıca bu cem-i mükesser sigastır. Cem-i mükesser sigastır değil mi? Yani müfredinden kırılmıştı. Mensur'un ismi meful fiili mudari binayı meçhuldan yapılır. İsmi meful alameti ise başında bir mimin gelmesidir. Ve son harften önce bir vav wow gelmesidir. Mensurun. Mensurun. Menasır ise buna da tıpkı ismi faaldeki gibi sigayi müntehel cumu derler. Buna da tıpkı ismi faaldeki gibi sigayi müntehel cumu derler. Lakin tek farkı bunun başında mim gelir dostlar. Bazı şeyleri anlatmayacağım. Mesela sigayi müntehel cumu anlatsam bazılarınız anlamaz. O yüzden ders boş yere uzar. Bu yüzden bunları şimdilik böyle bilin zaten çok tafsilatlı bir şekilde anlatıyoruz. İnşallah bunları da anlarsınız. Bu kitapları inanın ki mesela şöyle devam ederseniz bittikten sonra benim duacım olursunuz. Çünkü benim hocam da bu kadar şey söylemiyordu gerçi ama o da bana böyle tafsilatlı mesela üst kitaplarda söylenecek bazı şeyleri alt kitaplarda da söylerdi ki üst kitaplara geçtiğim zaman onlara aşinaydım bir farkındalığım vardı. Diğer talebeler mesela bir şey söylemeden ben hemen atlar söylerdim hocama. Çok sevinirdi bunun için. İşte bunları öğrendiğiniz zaman genel bir sizin altyapınız oluşuyor. Küçüklükten binayı dikmeniz lazım dostlar. Hani bazıları diyor yok küçükken fazla sıkmayacağım. Aslında her şey küçükken yapılır. Ki nitekim 4 yaşındaki, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğun kafasına giren 20-30 sene, 40 50 sene sonra unutamıyor bunları. Niye? Çünkü küçüklük zekası insanın baş, e, meleke oluyor. Çıkmıyor kafasından. Bu yüzden siz Bunları bu kitapta yaptınız, yaptınız, yapmadınız. Diğer kitaplarda bence zor diyorum inşallah. Bunları da yaparsınız. Ee, sayfamızı da inşallah diğer arkadaşlarınıza, kardeşlerinize e, linkini atıp abone olabilirler. Onlar da başkalarının da okumasına vesile olalım inşallah. Selamun Aleyküm.